Ve Türkiye'yi şoke eden o korkunç cinayet, sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ebediyete uğurlandı. Bugün sevenleri onu uğurlamak için Çengelköy'deki Güzeltepe Birlik Camii'deydi. Yüreklerde tarifsiz bir acı vardı. Gözlerse dünden bu yana en az onun kadar konuşulan 5 aylık hamile eşini aradı. Yasemin Şaşmaz eşinin alyansıyla geldi oraya. Yanındaysa kayınvalidesi, yani Vatan Şaşmaz'ın annesi vardı. Birbirlerinden güç almaya çalıştılar. Cenazede dikkat çeken bir başka isimse katilin, yani Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan'dı. Neden orada olduğunu ATV mikrofonuna anlattı. Sessizlik efendim. Ruhi için, Allah rızası için El-Fatiha. İmamın söyledikleri belki de günlerdir konuşulanlara, bilgi kirliliğine karşı kurulan en güzel cümleydi. Kıymetli dostlarım, kıymetli vatansever kardeşimiz. Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam, oğlunun adını duyunca fena oldu. Sanki ölümüne inanmamışçasına irkildi. Kıymetli dostlarım, kıymetli vatansever kardeşimiz. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından en çok merak edilen isimdi o. Eşi Yasemin Şaşmaz, Gültepe Birlik Camii'nde karnında oğlu, parmağında eşinin de yüzüğüyle her zaman Vatan Şaşmaz'la yan yana olduğunu gösterdi. Suskunluğunu korudu. Eşi de mesela şu anda işte hamile olduğu için çok fazla konuşmuyor ama eşi de aynı şekilde arkasında, annesi de aynı şekilde arkasında. Vatan Şaşmaz'ın annesi ve eşi cenaze boyunca hep yan yana oturdu. Birbirlerine destek oldu. Caminin avlusunuysa Vatan Şaşmaz'ın sevenleri doldurdu. Çok iyi bir insandı. Keşke şu anda cenazesinde olmasaydı. Yapacak bir şey yok. Yani söylenecek bir şey yok. Sözün bittiği yer bu. Hepimiz çok üzgünüz. Evet, yani şu kameranın önünde onunla olmak varken onun cenazesinde olmak gerçekten ve bu konuşmayı yapıyor olmak gerçekten çok zor. Çok acı. Hepimiz için. Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde en çok dikkat çeken isimse Şaşmaz'ın katil zanlısı Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan oldu. Ben göğsümü gere gere geldim buraya. Çünkü dediğim gibi ben Vatan Şaşmaz'ı teyzemden dolayı tanımadım. Vatan benim 15 yıldır, benim de eşimin de çok sevdiği arkadaşıydı. Hatta bizim nikah şahitliğimizi yapacaktı. O derece bir bağ vardı aramızda. Mekanı cennet olsun. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. İnsanlık görevimizi yaptık. Teyzenizle siz buradaki mi tanıştırdınız Vatan Şaşmaz'ı acaba? Ben o konuları yemek istemiyorum. Buradaki herkes gibi ben de insanlık görevimi yapmaya geldim. Allah mekanı cennet etsin. Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreninde alışık olmadığımız bir de görüntü var. Ne cenazeye katılanların yakasında ne de tabutun başında Vatan Şaşmaz'ın fotoğrafı yoktu. Şaşmaz'ın cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy mezarına defnedildi.